Foucault'un Nietzsche'ye yaptığı büyük bir kötülük var. Nietzsche modern zamanlarda, yani modernliğin yol açtığı şahsiyet kaybına bir nevi ağıt yakmıştır. Ve modernliğin insanları sürüleştirme, şahsiyetsizleştirme eğilimine çok radikal tepkiler göstermiştir, eleştiriler getirmiştir. Foucault ise biraz daha modernliğin içinde ve onun yol açtığı düzlemeyi, tesviyeyi, insanların şahsiyetsizleşmesi sürecini, bunu şey anlamda, böyle bir hakaret anlamda değil, şahsiyetsizleşme, şahıs olmaktan çıkma sürecini çok daha yapısal ölçekte, yapısal derken büyük ölçekte, yani kitlevi ölçekte görmüş ve modernliği bu anlamda anlamış az sayıdaki düşünürden biridir Foucault. Foucault bunu gördüğü zaman şahsiyeti nasıl geri alabiliriz diye düşünmüştür. Şahsiyeti geri alabilmek için herkes kendi üzerinde, yani kendi üzerinde nakış uygulayacak, kendi üzerinde değişiklikler yapacak. İşte belki saçını maviye boyatacaksın, kendini bir nevi sanat eserine dönüştüreceksin. Nietzsche'de çekirdeği olan bir fikrin uzantısı bir düşüncenin Foucault'da olduğunu görüyoruz. Bu kendi üzerinde işlem yapma fikri Foucault'da işte direniş fikriyle, yani iktidar şahsızlaşmaya başladığı için, gayri şahsi hale geldiği için iktidar, bu sefer iktidar sahip olmak mümkün olamaz hale geldiği için o zaman direnmek şahsi hale gelmeye başlıyor. Yani direnerek kendi olabiliyorsun, işte farklılık üretebiliyorsun. Şimdi bu anlayış daha sonra günümüzde azınlığın kutsanmasıyla örtüştüğü için, özellikle de azınlık kimliklerin, farklılıkların kutlanması, yüceltilmesi vesaire ile bu tür bir şahsiyet kazanma arayışının kesişmesi günümüzün işte kimlik siyasetini doğurmuştur. Bu kimlik siyasetinde garip bir şekilde yani problemli bir yaklaşımın neredeyse arzulanır bir ahlaki konum olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ve burada Foucault ile Nietzsche arasındaki ilişkiye dair hani belki şunu söyleyebiliriz. Nietzsche hakikaten kaybolan şahsiyeti geri kurtarmak için kahramanane bir eda ile ve bir tür kahramanlığı kurtarmaya çalıştı. Kahramanca diyelim. Foucault ise bir tür bedbinliği ve boş vermişliği, kaybetmişliği bir nevi yücelterek, bir tür köle ahlakını aslında kutsayarak, kutsayan bir teorik çerçeve sundu ve günümüzün ilerici politik düşüncesi direniş yüceltmeleriyle aslında Nietzsche'nin hayal ettiği, arzu ettiği veya özlemini duyarak belki aşırılıklar içinde dikkat çekmeye çalıştığı kaybı gidermek yerine aslında daha da derinleştiren, daha da problemli hale getiren bir çizgiye girdi. O yüzden Foucault Nietzsche'ye çok büyük bir, nasıl diyelim, Nietzsche'nin ahlakında bir köle inkılabını, bir olumsuz geri adımı aslında temsil ediyor.
ve bu anlamda ona ihanet etmiştir. Zannedildiği gibi hani Nietzsche'nin onun üzerindeki etkisi çok malumdur. İşte soy kültürü, soy bilimcilik vesaire gibi konular üzerinden bir bağlantı ve etki şey yapılsa bile, iddia edilse bile, var olan bir şey bu, iddia edilecek bir şey değil. Yani gerçekten de böyle bir direkt bağlantı var. Fakat son tahlilde aslında Foucault, Nietzsche'nin tam tersi bir istikamette gitmiştir diyebiliriz. Buradan da çıkarılacak dersler çoktur. Belki onu ayrıca konuşmak lazım. Yani şahsiyet kaybı ne demektir? Niçin şahsiyet önemlidir vesaire. Bu da kitle kültürü günümüzün kalabalıklarının ve bir ucu anonimliğe giden, bir ucu totaliterizme giden yeni bir duruma yol açmış. O konularda ayrıca konuşmak lazım.